Merhabalar, iyi pazarlar değerli izleyiciler. Sağlık gündemine hoş geldiniz. Bugün kalp ve damar cerrahisi ile ilgili sorularınızı cevaplayacağız. Program boyunca sadece sorularınızı cevaplayacağız. Bizi programda alt kısımda yazan telefon numaralarından arayarak çok değerli hocamıza kalp ve damar cerrahisi ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Mahmut Akyıldız. Hoş geldiniz doktor bey. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün sadece seyircilerimizin sorularını ayıralım istedik programı. Geçen hafta çok soru gelmişti çünkü. Ona göre değerli izleyiciler telefonlarınızı bekliyoruz. Nasılsınız? Nasıl geçirdiniz haftayı? İyiyim. Vallahi hafta çalışarak geçti. Evet. Gördüm paylaşım yaptınız. Sürekli ameliyatlardaydınız. Ameliyatlar yoğun. Onun dışında dinleniyoruz. Yani kış havalar soğuk. Malumunuz pek dışarı çıkamıyoruz. Yoğun bir hafta geçirdik. Biraz da işte çiftlikte, küçük bir çiftlik var. Orada hayvanlarla ilgileniyorum işte. Tavuklar. Çok güzel. Kuşlar, bıldırcınlar. Yine kalp maketinizi getirmişsiniz hocam. Evet, bugün biraz dedim ki şimdi görsellik de olsun kafaya kalmak için biraz soruları üzerinden anlatayım diye düşündüm. Evet, çok güzel. Hemen bir telefonumuz geldi. Bu orijinal bir kalp maketi bu. Çok güzel. Bunun üzerine daha rahatlıkla anlatabilirim diye düşündüm. Tamam. İzmir'den bir seyircimiz hattımızda. Aysun Hanım, hoş geldiniz programımıza Aysun Hanım. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk, kolay gelsin. Teşekkür ederim, alalım sorunuzu efendim. Ben Mahmut hocama bir soru soracağım, ben İzmir'den arıyorum. Daha önce de Facebook üzerinden hocama yazmıştım, değerlerimi göndermiştim. Aort ve distal kapakta benim sorum var, o değişecek sanırım. Aynı zamanda ben MS hastasıyım. 2009 yılında bir atak geçirdim ve interferon kullanıyorum, Redif kullanıyorum. Evet. Haftada 3 gün. Bu ameliyatla ilgili herhangi bir sıkıntı olur mu veya yapmam gereken herhangi bir şey var mı? Kısa zamanda gelmeyi düşünüyorum size ama bununla ilgili nasıl bir çalışma yapmam lazım? Anladım. Eko'da ne dedim en son? Ekonuzda ameliyat zamanı gelmiş mi dedik? Evet. 2 hafta önce haber verdim. Şimdi yok ama. Böyle bir durumda şunu yapıyoruz biz. Hastayı bizim açımızdan tetkiklerini yapıyoruz. Eko, EFO, anjiyo ne gerekiyorsa. Ameliyat kararı verdikten sonra nöroloji bölümünden yani sizi takip eden nöroloji bölümüne yapacağımız işlemi anlatıyoruz. Onun fikirlerini alıyoruz. Birlikte karşılıklı konsülte ederek bir karar veriyoruz. Eğer onun onayı varsa o zaman ameliyatı yapıyoruz. Evet. Yani burada ben İzmir'deyim şu anda da. Eğer ileri derecede yatalak olmadığı sürece MS ve tedavi altındaki MS kardiyak yani kalp kapak ameliyatı olmasına engel bir durum teşkil etmiyor. Ama tabii ki muhakkak bizim sizi takip eden hekimle istişare etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun diliyoruz Aysun Hanım. Bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun. Acaba? Buyurun sorabilirsiniz. Biyolojik kapak mı öneriyorsunuz hocam? Mekanik kapak mı? Bir de açık kalp ameliyatı ile kapalı kalp ameliyatına kullandığınız kapaklar farklı oluyor mu? Yani kullanım süresi farklı oluyor mu? Evet. Çok güzel bir soru. Şöyle diyelim, isterse telefonunu olsun, siz bizi canlı yayında dinleyin, olur mu? Şimdi kapaklar çok hastaların da kafasının çok karıştığı bir durum. Hangi kapak takılsın, biyolojik dediğimiz insan perikardından yapılan var işte, bir de sığır perikardından kapaklar yapılıyor. Biz bunlara biyoprotez kapaklar diyoruz. Bir de otograf dediğimiz canlı, direkt kadavradan alınan kapaklar var. Bir de metal kapaklar var. Şöyle bir durum var. Şimdi metal kapak taktığımız zaman hasta kan sulandırıcı kullanması gerekiyor. Antikoagülan bir ömür boyu. Bir de metal kapağın bir dezavantajı var. Bir tik tik ses geliyor. Ki şu anda yeni jenerasyon kapaklarda bu ses çok daha azalmış durumda. Hastalar bir de biyoprotez kapaklar bunların belirli ömürleri var. Bunlar 10 yıl, 15, 20 gibi yeni kapaklarda bu 25 yıla kadar uzatıldığı çalışmalarda görüyoruz bunu. Evet. En son kapaklarda. Biz şöyle bir protokol izliyoruz. Hasta genç bayan doğum yapması gerekiyorsa o kan sulandırıcı ilacı kullanmaması için biz hastalara, normalde genç bayanlara ne öneriyoruz? Biyoprotez kapak öneriyoruz. Çünkü biliyorsunuz o ilaç hamileliğin ilk 3 aylık döneminde çocuk için ve anne için sakıncalı olabilir. Yani her 3 gebelikten birinde, metal kapaklardan her 3 gebelikten birinde problem çıktığı yönünde bilimsel çalışmalar var. Onun için biz o kapağı doğum yapacaklarda, bir de 60 yaşının üzerindeki hastalarda o kapağı öneriyoruz. Onun dışındaki hastalarımıza metal kapak öneriyoruz. Biyoprotez kapaklarda kendi aralarında kademe kademe hem fiyatları değişiyor hem de bunların biz şeye bakıyoruz, yani sorva ne kadar? Yani bu kapağın, biyoprotez kapağın 10 yıllık, 15 yıllık, 120 yıllık sağ kalım oranı nedir? Yani 100 hastadan kaçı cerrahiye gitti? Evet. Buna bakıyoruz ve biz bu kapakla ilgili seçenekleri hastaya koyuyoruz önüne. Kendi fikrimizi de söylüyoruz. Seçimi hastaya bırakıyoruz. Bir seyircimiz daha hattımızda hocam. Adana'dan Alalım. Gün Akyol. Alo. Alo, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Alalım efendim sorunuzu. Ben Sayın Hocam'a şunu sormak istiyorum. Ben 62 yaşındayım. Ama yaklaşık 10 yıldır soğuk havalarda yürüyüş yaptığım zaman kalp damarlarımın sanki büzüştüğünü hissediyorum. Rahat nefes alamıyorum ve durup dinlenmek istiyorum. Hatta ağzımı kapatıp bir buhar yapmak istiyorum kendim. Nereden kaynaklanmış olabilir hocam? Peki istirahat durumunda böyle bir durum oluyor mu? Hayır, böyle bir durum ama şu şekilde hocam. Örneğin yürürken şikayetiniz oluyor. Durunca geçiyor. Bir lokmayı uzun süre çiğneyeceksem kalbim yoruluyor. Çok geçmiş olsun diyorum. Siz teşekkür ederim. Telefonunuzu kapatıp öyle dinlesinler, zaman kaybı olmasın. Tamam, alalım yanıtınızı. Teşekkürler, sağ olun hocam. Şimdi şöyle, kalple ilgili şikayetler genellikle otururken istirahat halinde çok nadir, çok ileri derecede bir kalp hastalığı olması gerekiyor. Kalple ilgili şikayetler genellikle yürürken, göğsümüzde baskı, yanma, sıkışma şeklinde ağrılar olur. Yani elinle ağrını yeni lokalize edemezsin, gösteremezsin. Künt bir ağrıdır bu. Yemek yedikten sonra olmaz mı hocam? Şimdi şöyle, tabii tok karnına kalbin iş yükü artıyor. Özellikle tok karnına ve soğuk havalarda. Soğuk havalarda geçen konuşmuştuk. Evet. Kalbin iş yükü artıyor. Bir de damarlarda büzüşme meydana geliyor. Onun için özellikle soğuk havalarda tok karnına yapılan yürüyüşlere göğsünüzde yanma, sıkışma, baskı olup bu omuzunuza, çenenize, dişlerinize veya herhangi bir yayılım gösteriyorsa bunu biz bayanlarda 50'den sonra, erkeklerden 40'tan sonra çok ciddiye alıyoruz bu. Çünkü tipik bir anjina, kalp koroner yetmezliğinin tipik bir belirtisi olabiliyor. Onun için bence bir kardiyoloğa gidip hastamızın bir efor testi, bir eko yaptırmasında fayda var. Bir de belirli rutin tetkikler, kolesterol, trigliserit, HDL gibi rutin tetkikler yapılıp... Onları yılda bir kez mi yaptırmamız gerekiyor? Şimdi şuna bakıyoruz. Bunları yaptıktan sonra hastaya şunu da bakıyoruz. Hasta risk grubunda mı değil mi diye buna çok bakıyoruz. Eğer hastanın yakınlarında erken yaşta ani ölüm, balon, stent, ameliyat olmuş... Yani ailede risk faktörü yüksekse daha yakından takip ediyoruz. Yani bunu kafamızda bir şablon çiziyoruz. Ona göre hastayı daha yakın. Ama hastanın böyle bir şey yok, şikayeti de yoksa o zaman 45-50'den sonra 2 senede bir rutin olarak yaptırmakta fayda var. En azından bir efor testi yaptırmakta fayda var. Bir telefonumuz daha var hocam. İstanbul'dan Mustafa Musa Akbey. Alo, hoş geldiniz yayınımıza. Alo, hoş buldum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hocam saygılar. Teşekkürler. Öncelikle sizi çok iyi tanıyorum ben. Şöyle söylemek istiyorum. Daha önceden ben sizin hastanenize geliyordum. Kontrollerim kardiyoloji bölümünde yapılıyordu. Evet. Ameliyata falan gerek yoktu. Sonra bu pandemi başladığı zaman tekrar ben bir daha fenalaştım. Muhtemelen kalp krizi geçirdim. Evet. Ama oradaki doktorumun, bana bakan doktorumun COVID olduğu için oraya yönlendirmediler. Devlet hastanesine gittim ben. Evet. Acil ameliyat önerdiler bana. Ameliyat oldum. 3 tane damarım değişti benim. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Bypass oldum ben. 3 tane damarım değişti. Ama ameliyattan sonra ben daha kötü oldum. Yani Nefes alamıyorum. Rampa aşağı inerken 2 sefer dinleniyorum. Sıkışıyorum yani. Göğsümde bir yanma, sırtımda bir ağrı. Yani nefesim kesiliyor. Yani bununla ilgili sorun olacaktı. Ameliyat olduğunuz ne kadar zaman oldu ameliyattan sonra? Tam 1 sene oldu. Yok yani ne kadar oldu ameliyat olduğunuz? 1 yıl mı? 1 yıl. Evet 1 yıl oldu. Ha, tamam, çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. İyi günler diyorum. Çok geçmiş olsun. Şimdi tabii bu bir soru, detaylı bir soru. Hı hı. Buna net bir cevap verebilmek için hastanın anjiyosunu görmek gerekiyor. Koroner damarlarının yapısını, anatomisini, evet, darlıkların yerini, kaç damarın tıkalı olduğunu, şeker hastalığı var mı yok mu? Bir de kalp krizi geçirdikten sonra kalp ne kadar hasar gördü? Önemli. Biz normalde ejeksiyon fraksiyonu diyoruz. Kalbin performansını nasıl değerlendiriyoruz? Normal, sağlıklı bir kan içine 100 cc kan alır. Evet. Ben burada göstereyim. Sol kalp, sağ kalp, 4 odalı. Burası 100 cc kan alıyor. Kasıldığı zaman bunun 60 cc'sini vücuda pompalıyor. Aort damarının içine pompalıyor. Hı hı. Eğer kalp krizi bu alandan kriz geçirdiyse o bölgede ne oluyor? Akinetik dediğimiz kasılmayan bir alan meydana geliyor. Kalp hücresi, beyin hücresi özel hücrelerdir. Öldükten sonra tekrar kendisini yenileme yeteneği olmayan hücrelerdir. Onun için arabayı her zaman ne diyorum, şarampole yuvarlamadan bakımını yaptırın. Hı hı. Eğer hastamız ciddi bir kalp krizi geçirdiyse geri kalan damarlarında bypass yapılsa bile yetmezliğe bağlı nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetler. Ben olarak konuşuyorum tabii, hastayı görmek genel lazım. Olarak. Tabii tabii. Yani bu bakımı kriz geçirmeden önce yaptırın. Çünkü diyelim ki sol ana damar tıkandı. Yani kalbin sol ana damarı bu. 2 tane ana damar var. Bu da sağ ana damarı. Sol ana damar kalbin yarısını besliyor. Evet. Ve kalbin önemli bölgesini bir de bölmeleri besliyor. Bu aradaki bölmeleri. Buradaki her hücrenin bir önemi vardır. Bu kadar kompleks bir organ ki. Burada kapakları görüyorsunuz. Eğer bu hücreler öldüğü alanda o ölüyle ilgili alanla problemler ortaya çıkıyor. Ritimle ilgili bir bölge olabilir. Evet. Kasılmayla ilgili, ama sol ventrikül çok önemli. Onun için hastamızın kardiyoloğuyla temas edip bir eko ile değerlendirerek soruları ona da yöneltmesi gerekiyor. Tamam hocam, teşekkürler. Değerli izleyiciler, hattımızda değerli sanatçı Mustafa Topaloğlu var. Alo. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Mustafa Bey yayınımıza. Teşekkürler, çok sağ olun, iyi yayınlar olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Alalım sorunuzu. Peki. Değerli hocam, iyi yayınlar olsun güzel hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi misiniz? İyi. Çok teşekkürler güzel hocam. Duyunca sesinizi duyunca sizi, evet, dedim beni de bağlayın konuşayım hocamla dedim. Vallahi çok iyi yaptınız. Bizim mesleğimiz kalp almak, senin mesleğinde kalp düzeltmek. Ya ama yani peki canım hocam, benim sorum şöyle bir sorum olacak. Buyurun. Ya, şimdi olay kalbin herhangi bir rahatsız olmadan önceki halinde yani size gelmeden önceki halinde kalbi tutmak için, iyi tutmak için en çok dikkat edilecek nelere dikkat etmeliyiz? Evet, yani hasta olmamak için, damarların tıkanmaması için nelere dikkat etmeliyiz diyorsunuz? Ha canım hocam, asıl şimdi ilk kalp için size müracaat etmemek, yani mutlaka yani ne kadar dikkat edersen et, haliyle bir bu zamanın getirdiği insan yapısı mutlaka size geleceğiz. Ama yine de dikkat edeceğimiz ana unsurları ne olabilir canım hocam? Anladım. Teşekkür ederiz. Herhalde kalbimizi korumak için diye söylüyor. Evet, kalbimizi korumak için nelere dikkat edelim diyor. Herkes kalbini korursa biz ne yapacağız Mustafa abi? Yani sizi kasetler, CD'ler satılmazsa siz ne yaparsınız? Çok teşekkür ediyorum. Tabii bu işin latifesi. Sorunuzu cevaplandıracağım. Evet, tamam canım hocam. Başka sorunuz var mı abi? Yok güzel hocam. Bir de bu korona ile ilgili kalbin zarar gördüğünü söylüyorlar. Acaba buradaki ne öneriniz, burada ne öneriniz olabilir? Sizin kalp üzerindeki konunuz, Türkiye'deki devrimlerinizi biliyoruz. Türkiye'de neler yaptığınızı biliyoruz. O getirdiğiniz farklılıkları herkes biliyor. Ülkemize çok lazımsınız canım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Varlığınız mutluluğumuzdur. Çok sevdiğim gibi ne bileyim, bazen bazı kelimeler yetmiyor insanlara anlatmaya. Değerli hocam. Çünkü bizim mesleğimizde kalp almak. Alamıyoruz parayla. Çünkü kalp insanın içinde olduğu için, kalbini çıkar bana kaç paraya verirsin dediği zaman öyle bir çıkarıp veremiyorsun, ama mesleğimizde kalp almak. Senin mesleğinde kalbi donatmak, onu düzeltmek. İkimiz de aslında aynı şeye hizmet ediyoruz ama değişik dallarda. Güzel hocam. Aynen. İyi yayınlar olsun. Öpüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diliyoruz size. Hocam neden dolayı size gelmişti değerli sanatçımız? Mustafa Bey sağ damarı tıkanmıştı kalbinin. Evet. Zaten görüşürüz dostumuz, Karadenizliyiz. Takiplerini yapıyoruz rutin olarak. Oraya stent takıldı. Daha sonra ilaçlarla ilgili bir aksatma falan oldu. Tekrar bir kriz durumu oldu acil. Yine aynı damara bir stent takıldı. Evet, biraz Mustafa Bey hassas bir beyefendi. İşte ilaçlarla ilgili fazla ilaçları kullanmak istemiyor vesaire. Ama şimdi tabii işin ehemmiyetini anladı, ama şu anda iyi durumda. Yani kalbin sağ damarında. Hayranları izliyordur. Yok, çok iyi, şu anda iyi durumda. İki tane stent var kalbinin sağ damarında. Kardiyolog arkadaşımız taktı. Şimdi iyi takip ediyoruz. İlaçlarını düzgün kullanması gerekiyor. Bu çok önemli. Bazen soruyor mesela, bunu almasam ne olur? Bunu alsam, bunu almasam. Şimdi şöyle, belli ilaçlar var ki olmazsa olmaz. Özellikle stent işlemlerinden sonra kan sulandırıcılar olmazsa olmazdır. Onları muhakkak almanız gerekiyor. Ama bunun yanında neler yapmalıyım diyor size gelmemek için. Burada benim 3 tane şeyim var, majör önerim var. Bir, sağlıklı beslenmeye çok dikkat edeceksiniz. Yani bu çok önemli. İkincisi, egzersiz yapmak çok önemli. Düzenli egzersiz yapmanız gerekiyor. Üçüncüsü de ruh sağlığımız çok önemli. Yani insan bir günde gerekli gereksiz bir sürü şeye öfkeleniyoruz, sinirleniyoruz, kafamıza takıyoruz, yapıyoruz, kalkıyoruz, üzülüyoruz. Uzmanlar bir çalışma yapmışlar. Bir insanın üzüntülerinin, yani üzüldüğü, tepki verdiği olaylar %90'ı boşu boşuna. Ancak %8-10 makul ve mantıklı bir nedenle. Yani bu bir nevi sanki bir şey haline geliyor. Bakış açısı da önemli. Yani olaylara bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bol bol okumamız gerekiyor. Yani kendimizi sevmek için kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Daha böyle farkında olup siz olayların. Siz hep diyorsunuz ya, boş çuval dik durmaz diye. Dik durmak, dik yürümek için bilgili olmak, eğitmek, özellikle kişisel gelişim, motivasyon kitapları olabilir. Bunlar çok önemli. Neden? Çünkü kendini sevmeden dünyayı sevdirmeye çalışıyorsun. Yani bu mümkün değil. Yani sen kendini sevsen, seni başka kimse sevmese de olur. Onun için kendine barışık olmak gerekiyor. Her ufak şeyi dert etmemek, büyütmemek gerekiyor. Stres, ünlü bir filozof ne diyor? Stres, insanın rekorlar kırmasına da neden olabilir. Ama kırılmasına da neden olabilir. Stres uzadığı zaman vücutta ne yapıyor? Enerjinizi tüketiyorsunuz. Bir süre sonra çökme başlıyor ve depresyon geliyor arkasından. Ama stres gerekli mi? Gerekli, ne yapıyor? Motive ediyor. Maçı kazanıyorsunuz. Dersinizi çalışıyorsunuz. Ama bu rutine girdiği zaman üst üste sürekli stres hormonları, kortizol ne yapıyor? Vücutta yıkıma neden oluyor. Yani bir stres, savaş ve kaç mekanizmasının bir ürünü. Şimdi bu böyle. Onun dışında egzersiz çok önemli. Yani bu anlatılıyor, anlatılmıyor. Hocam. Egzersiz tabii. Beslenme, egzersiz bir araya geldiği yerde kilo olmuyor zaten. Egzersiz neden önemli? Bizim bir kardiyoloji hocamız vardı. Egzersiz eğer derdi, egzersiz yapmayı bir ilaç haline, bir tablet haline getirebilseydik, tüm yazılan reçetelerin ilk kalemini egzersiz yapmak oluştururdu. Bu ilaç oluştururdu. Onun için bir de şu da önemli, egzersiz yapmak, bir sürü herkes su gibi antidepresanlar kullanılıyor. Yani böyle genele baktığın zaman yarı veya yarı yakını toplumun antidepresan kullanıyor. En güçlü antidepresan ilaç spor yapmaktır. Egzersiz yapmaktır. Nedir? Düzenli bir spor. Yani onun... Seyircimiz var hocam hattımızda, izninizle. Evet. Çok mu uzattım? Yok, rica ederim. Devam edeceğiz tekrar. İstanbul'dan Selda Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum efendim. İyi günler diliyorum. İyi günler. Buyurun. Hoş geldiniz. Alalım sorunuzu. Evet. Eşim kalp krizi geçirdi. 4 gün yoğun bakımda kaldı. Ne yazık ki kaybettik. Meğerse kardiyopati diye bir rahatsızlığı varmış. Başınız sağ olsun. Ben bu konuyla sağ olun. Bu konuyla ilgili hocamın ne rahatsızlığı varmış onu anlayamadım. Kardiyomiyopati diye bir teşhis koydular. Evet. Bununla ilgili sizden bilgi almak istiyorum efendim. Başınız sağ olsun. Diliyorum. Allah rahmet etsin. Başınız sağ olsun hanımefendiciğim. Evet, kardiyomiyopati nedir diyor. Kardiyomiyopati demek kalp kaslarının hastalığı. Kardiyo, kalp. Miyo, kas, pati, patoloji. Kalp kaslarındaki hastalığa kardiyomiyopati diyoruz. Şimdi kardiyomiyopati doğuştan gelen erken yaşlarda çocuklarda görülen ölümün de en önemli nedenlerinden bir tanesi. Burada değişik kardiyomiyopatiler var. İşte hipertrofik duvarın kalınlaşmasına bağlı olarak, alkole bağlı kardiyomiyopati, dilate kalbin genişlemesine bağlı. Kardiyomiyopatinin tümünde genelde kalpte kasılma kusuru meydana geliyor. Evet. Pompalama kusuru meydana geliyor. Şimdi ileri derecede yüksek tansiyon olan bir hastada ne yapıyor? Kalp duvarı kalınlaşıyor. Kalp duvarı kalınlaşıyor ve kalp dolumu azalıyor kasılma esnasında ve ritim düzensizlikleri ortaya çıkıyor. Onun için kardiyomiyopati sık görülen bir durum. Ama türüne göre de tedavisi değişiyor. Genellikle kardiyomiyopatilerde ritim düzensizliklerinden hasta kaybedilir. Pompalama yetmezliği oluşuyor bunlarda. Biraz önce dedim de %60'ını pompalıyor. KMP'lerin büyük bir çoğunluğunda pompalama kapasitesi azalıyor. Ritim ve ileti bozukluğundan ani ölümler çok sık görülüyor. Bir telefonumuz daha var doktor bey. İstanbul'dan Özer Bey hattımızda. Alo. Alo, evet efendim. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ben İstanbul'da, benim oğlum Samet, oğlum 23 yaşında. Kalp kası iltihabı var efendim. Evet. O konudaki hocamın ne yapabiliriz, nasıl? Gidip geliyoruz ama pek de sonuç alamıyoruz. Evet. Doktorlarda. Evet. Çok geçmiş olsun, 23 yaşında. Evet. Kalp kası, miyokardit dediğimiz durum. Hani biraz önce de şey de sordu Mustafa Bey. Yani miyokardit, kalp kasının iltihabı. Bu daha çok virüslerle çok sık görülen bir durum. Kalp kasını yani gripal enfeksiyonlar. Gripal enfeksiyon yapabilir. En çok ekovirüs dediğimiz bir virüs kalbi daha çok tutuyor. Yine bu COVID-19 virüsü yine kalp kasını tutabiliyor. Yani sistemik şeyler. Sistemik enfeksiyonlarda bazen kalp de bu işin içine katılabiliyor. Evet. Yine bunlarda yine aynı kardiyomiyopatiye benzer problemler ortaya çıkıyor. Kalbin kasılmasında zafiyet ortaya çıkabilir. Etrafındaki zar eğer kalınlaşması meydana gelirse tamponat dediğimiz pompalamada zafiyet ortaya çıkabilir. Bunun tedavisi nedene yönelik genellikle oradaki sıvı alınıp onu inceliyoruz. Neden nedir? Yani mikrobiyolojik incelemeden sonra direkt ona yönelik ne yapıyoruz? Antibiyotiklerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Eğer virüslerle ilgili ise bu, yani bunun onlara etkili bir antibiyotiğimiz olmadığı için COVID gibi ne yapıyoruz? Beklemekten ve palyatif tedavilerden öteye gidemiyoruz. Burada önemli olan en önemli şey eğer virüslerle ilgili ise bol miktarda vitamin, sebze, takviyeler, vitamin çorbası, sebze çorbası çok önemli. İstirahat önemli. Bunlar bir kardiyoloğun denetimi altında ekoyla takip ediliyor. Ve önemli bir bölümü de düzeliyor bunların. Ama etken çok önemli. Tamam. Peki hocam. Ankara'dan Aynur Hanım hattımızda. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Sorunuzu alalım. Benim sorunum, ben 2011 yılında aort anevrizması tanısı konuldu. 5 yıldır 48-50 civarında seyrediyor yani. Şu anda ameliyat olmam gerekiyor mu, gerekmiyor mu, onu sormak istiyorum hocama. Evet, sorunuzu anlayıp cevaplandırayım. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi şöyle diyelim. Evet, aort anevrizması nedir? Onu bir izah edelim. Şimdi bu kalbin anatomisi normalde bu şekilde. Kalp kasıldığı zaman kanı ne yapıyor? Vücuda yayılması için gövdeye, aortun içine, yani en büyük ana damar aortun içine pompalıyor kanı. Aorttan ne yapıyor? Dallar çıkıyor. Bak bunlar sağ kola gidiyor, beyine, beyine kola gidiyor. Evet. Tüm vücudumuza bir ağacın dalları gibi bu ne yapıyor? Yayılıyor. Hı hı. Şimdi aort anevrizması bu damarın genişlemesi demektir. Anevrizma genişleme, balonlaşma. Normalde bunun çapı 2-3 santim. Yani kişiden kişiye değişir tabii yani yapıya göre. Ama normalde 3 santim. Eğer bu damarda bir genişleme olursa, yani genişlemenin de bazı nedenleri var. Doğuştan buradaki dokuları zayıf olabilir. Hastanın yüksek tansiyonu vardır. Sürekli içindeki basıncın yükselmesine neden oluyordur. Şurada aort kapağı vardır burada. Aort kapak bazen doğuştan 3 yapraklı değil de bu kapak 2 yapraklı olabiliyor. Bak normalde kuş yuvası gibi 3 yapraklı. Eğer 2 yapraklı veya 2 yaprak birbirine yapışmışsa o zaman aortun içine akılan laminer akım bozuluyor. Böyle çapraz duvarlara doğru şey yapıyor. Vurdukça damarın genişlemesine neden oluyor. Şimdi burada bu kapak 2 yapraklı en sık nedeni aort kapağı 2 yapraklı ve 5 santimse ameliyat sınırında hasta. 5 santimden sonra ameliyat öneriyoruz. Hı hı. Çünkü ne olur bu aort damarı yırtılırsa Allah göstermesin yoğun bakımda elimizde de olsa bir şey yapamıyoruz. Çünkü evet, hasta bir anda boşalıyor. Eğer 3 yapraklıysa aort kapak o zaman 5,5 santimden sonra müdahale ediyoruz. Tabii ki hastanın yaşı, kilosu, bir sürü faktörü de göz önüne alıyoruz. Yapacağımız iş ve risk yani kar zarar oranını iyi hesaplamamız gerekiyor. Hastanın yaşına göre 5,5 santimden sonra da bunu değiştiriyoruz. Ameliyat çok basit bir ameliyat. Şu genişlemiş olan bölmeyi alttan üstten klem koyarak çıkartıyoruz. Buraya bir tüp greft dikiyoruz. Sıradan basit bir ameliyat. Peki. Gaziantep'ten Ercan Bey hattımızda. Ercan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Alalım sorunuzu. Hocamla bir sorum olacaktı. Ben doğuştan kunduracı göğsüyüm. Pectus excavatum. Doğuştan? Kunduracı göğsü hocam. Evet. Hocam sol kapakçıkta çökme olduğunu söylediler ve kalbin de biraz sol tarafa kaydığını söylediler. Evet. Bu ilerisi için bende bir sorun oluşturur mu hocam? Bunun için aramıştım. Kapakta yetmezlik mi? Problem nedir kapaktaki problemin durumu? Mitral hocam, kapakta mı problem var? Evet, mitral kapakta doğuştan çökme olduğunu söylediler ama hani hiç bir rahatsızlık vereceğini söylemezler. Anladım. Anladım. Kunduracı göğsünü önce anlatır mısınız? Kunduracı göğsü nedir biliyor musun? Niye kunduracı yok? Ayakkabıyı kunduracı ne yapıyor? Göğsünü dayıyor böyle, işliyor böyle, çalışıyor, burayı içeri çökertiyor. Evet. Onun için buna kunduracı. Bir de şu şekilde ne yapıyor? Şey yapıyor, içeriye doğru basıyor. Burada hafif bir çökme meydana geliyor. Göğüs cerrahlarının alanına giriyor. Eğer ileri derecede akciğerlere ve kalbe bası yapıyorsa bunu veya kozmetik amaçlı da düzeltilebiliyor. Ameliyatları yapılıyor. Bizim açımızdan kalbe bası yapıyor mu yapmıyor mu? Hı hı. Kalbe bası yapmıyorsa zaten hiçbir sorun değil. Bir sorun da teşkil etmiyor. Eğer kapakta problem var diyor ama kapaktaki çökmenin bununla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu farklı bir şey, o farklı bir şey. Bu tür durumlarda biz koltuk altından girerek, yani burayı açmadan, şurayı bozmadan, bazen buraya da işlem yapmak gerekiyorsa bu şeyi düzeltmek, deformiteyi. Çünkü bazen hastalar bunu istiyorlar görüntü amaçlı da. O zaman göğüs cerrahıyla birlikte ne yapıyoruz? Açıyoruz. Biz içerideki kalp işlemi düzeltirken göğüs cerrahı da buradaki deformiteyi düzeltiyor. Herhangi bir sorun yaratmadı bugüne kadar. Bundan sonra da yaratacağını düşünmüyorum. Çok geçmiş olsun. Değerli izleyiciler, bugün hocamız kalp ve damar cerrahisi ile ilgili sadece sorularınızı yanıtlıyor. Arka arkaya da telefonlarımız geliyor. Şimdi yine Ordu'dan Hakan Bey hattımızda. Hakan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi pazarlar, kolay gelsin. İyi pazarlar, teşekkür ederim. Alalım sorunuzu efendim. Şimdi hocama şöyle bir sorum olacaktı. Ben bir korona geçirdim. Korona geçirdikten bir hafta sonra kalbimde sıkışma oldu. Sıkışma oldu. Damarlar, sanki kalbimde damarlar çekiliyormuş gibi hissettim. Bir ay kendime gelemedim. Tam düzülüyorum derken tekrar aynısı oldu. Bir ay yine kendime gelemedim. Bir ay sonra kalbim ritmi, atış ağrısı yeniyim geçmeye başladı. Kardiyolojiye gittim. Kardiyoloji hiçbir şey yok dedi bana. Kan sulandırıcı verdi. Kan sulandırıcı 6 ay boyunca kullan geçer dedi. Acaba ne yapmam lazım? Başka yapmam gereken başka bir şey var mı? Onu soracaktım hocam. Anladım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bunu çok, yani bazıları bundan şikayet ediyor hakikaten hocam. Şimdi koronadan şöyle sonra. Şimdi göğüs kafesi, göğüs bölgesinde oluşan problemlerin %95'inin kalple ilgisi yok. Öyle mi? Yani burada ağrı oluyor, baskı oluyor. Her problem burada kalple ilgili olsa o zaman. Ama şunu da söyleyelim ama aksini ispat edinceye kadar, aksini ispat edinceye kadar burunla göbek arasındaki sıkıntılar da ciddiye alınmalı. Tabii. Kimde? Risk grubunda. Şimdi bir şey yok diyemezsin hastaya çünkü tetkik etmen gerekiyor. Covid kalbi tutuyor mu? Tutuyor. Biraz önce söyleyin, ne yapıyor? Miyokardit yapıyor. Damarları şey yapıyor. İnfluenza dediğimiz grip ne yapıyor? Damarları berbat ediyor. Miyokardit grip, dediğiniz? Tabii, kalp kasının iltihabına miyokardit diyoruz. Ona yani sebep kalp olabiliyor. Tabii. Evet. Kalp kasının iltihabı. Kardiyomiyopati. Kardiyomiyopatinin bir nedeni de virüsler, mikroplardır. Yani kalp kası hastalığı. Bu burada meydana gelen bir sürü nedene bağlı olabiliyor. Ürenin yükselmesine bağlı olabiliyor. Alkolik kardiyomiyopati olabiliyor. Üremik olabiliyor. Alkol sebebiyle mi? Tabii, çok alkol içenlerde, kardiyo, çok ağır spor yapanlarda, mesela haltercilerde kardiyomiyopati dediğimiz hastalık meydana gelir. Evet. Duvarlar kalınlaşır. Onun için önce bir bakılması gerekiyor. Ama bunların büyük bir çoğunluğunda psikolojik olduğunu düşünüyorum. Yani hep ona odaklanıyorsun. Çünkü orada en önemli organ ne? Bir de onu öğrendi mi ki şey yaptığı zaman, mesela hastaya stent taktıktan sonra veya bir şeyde sürekli burayla ilgileniyor. Buram ağrıyor, buram batıyor, buram yanıyor ama aslında onunla hiçbir alakası yok. Dikkati orada olduğu için. Ama eğer kalple de ilgili olabilir. Zaten hekim arkadaş bakmış, kalple ilgili bir problem demedi, yok dediğine göre bu olayı artık sizin rafa kaldırmanız gerekiyor. Önümüze bakmamız gerekiyor. Daha sağlıklı, daha iyi olmak için neler yapabilirim şeklinde önünüze bakmanız gerekiyor. İstanbul'dan bir telefonumuz hattımızda. Alo. 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 Şu anda hattımız düştü herhalde. Biz devam edelim hocam. Evet. Şimdi normalde virüs enfeksiyonları kalbi tutabiliyor. Normalde mesela Covid'den önce ne vardı? Grip vardı, influenza vardı. Evet. İnfluenza'nın yaygın olduğu dönemlerde kalp krizinden ölümler 5 kat daha artıyor. Bununla ilgili çok geniş yapılmış, 3 milyon vaka üzerine yapılmış çalışmalar var. Bunlar takvime yayılıyor. Ani ölümlerin arttığı zamanlara bakılıyor hepsi. Kış mevsiminde ve influenza'nın yaygın olduğu dönemlere tekabül ediyor. Onun için bu sistemik dediğimiz mesele Covid'de birçok organı tutuyor. Beyni tutuyor, böbreği tutuyor, dalağı tutuyor, daha çok akciğeri tutuyor, kalbi etkiliyor. Yani tutuyor ama derken orada yerleşiyor mu demek istiyorsunuz? Etkiliyor organı. Ha, evet. Damarların, damar duvarında ne yapıyor? Enflamasyon dediğimiz iltihabi sürecin başlamasına, kanama faktörlerinin artmasına, yani oradaki normal akış dengesini bozuyor ve kalp krizlerinin oluşmasına neden olduğu söyleniyor. Demin hocam seyircimiz aradığında kalp kapak ameliyatından bahsettiniz, koltuk altı tekniğiyle. Evet. Ondan biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi kunduracı göğsü burası. Tabii burada anatomi şey olduğu için zorlanma olabiliyor ama biz rutin olarak kapak ameliyatlarını ne yapıyoruz? Koltuk altından yapıyoruz. Evet. Minimal invaziv dediğimiz küçük kesilerle yapıyoruz. Minimal invazif kesiler de değişik kesilerde değişik kapak. Ona hocam kısacık bir aradan sonra devam edelim. Samsun'dan Dürüye Hanım hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ha, merhabalar, hoş geldiniz. Alalım efendim sorunuzu. Ben Samsun Çarşamba boynumdan ana damardan yapay damar da aktılar. Rusya'dan geldi. Urama yapay damar da aktılar. Şah damarımı, ana damarımı değiştiler. Tekrar şimdi iki tarafını da sağ sol 60'ın üzerinde tekrar daralmış. Ben nöroloji doktoruna gittim. Daha önce kalp damara gitmiştim. Ameliyatlarımı kalp damar doktoru yaptı. Benim şimdi ne yapmam lazım? Yaşım 63. Şikayetiniz var mı? Efendim? Şikayetiniz var mı diyorum şu anda? Var hocam, yatamıyorum. Ne sağ tarafıma yatabiliyorum ne sol tarafıma. Rahatsızım yani çok. Yatınca ne oluyor? Efendim? Yatamıyorum diyorsunuz. Yatınca ne şikayetiniz oluyor? Yatınca bu enseme sanki ateş üstüne yatmış gibi kafam yanıyor, terliyor. Geçmiş olsun diyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol hocam. Evet. Şimdi şah damarı dediğimiz şu boyun damarları, karotis diyoruz biz bunlara. Beyni besleyen damarlar. Bu çok önemli bu bölge. Orası da mı kalbin alanına giriyor? O da bizim alanımıza giriyor. Bir kafatasının içine girinceye kadar bizi ilgilendiriyor. Evet hocam. Yani buradan damarlar çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu hem kola hem bu sağ tarafa gidiyor. Biraz bu kafatasına girerken ikiye ayrılıyor. Biri kafatasının içine giriyor, biri de yüzümüze doğru yayılıyor. Beynin içine giren damar çok önemli çünkü beyni o damar besliyor. Evet. Yani insanın ömrü ne kadardır diye sordukları zaman insanın ömrü damarlarının ömrü kadardır. Ne kadar sağlıklı ve iyi damarlara sahipseniz ömrünüz o kadar uzun olacaktır. Yani damarlar önemli. Burası da çok önemli. Bunlara ne yapıyoruz? Bunlarla ilgili şikayetler daha çok inme dediğimiz hadise ortaya biz şey yapıyoruz. Yani buradan bir plak atması bu şah damarda veya bir trombus gelmesi, bir yerden bu pıhtı gelip yerleşmesi veya burada veya damarın giderek tedricen tıkanması sonucu beyine giden kan miktarı azaldığı zaman ne olur? Baş dönmesi olur. Eğer inme olmasa baş dönmesi olur, hafıza. Yani bu yaşlılık hastalıkları daha erken görülmeye başlayabilir. Eğer bir emboli falan hikayesi varsa o zaman inme dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bu da zaten yaptığımız ultrasonda ve anjiyoda bunu görüyoruz. Belirli bir üzerinin oranda yani %70'in üzerinde bir darlık varsa veya oradan plak atma ihtimali dediğimiz yumuşak veya ülseri plaklar varsa damarı açıyoruz, içini temizliyoruz, kapatıyoruz. Hanımefendinin %60 diye söylemişti. Ameliyattan sonra %60 dedi. Önceden damarım değişmiş dedi. Aslında damarı değiştirmiyoruz. Damarın içindeki plağı temizliyoruz. Uzunlamasını açıyoruz. Basit bir ameliyat ama yeri itibariyle çok önemli. Neden? Çünkü kavşakta çok zamanla şey yapmanız gerekiyor, mücadele ediyorsunuz. Yani en küçük bir hatada ciddi problemler olabilir. Onun için çok hassas bir bölge. Temizlenmiş dedi ama yine oluştu. %50-60 dedi ama bu yatıyorum işte o yanma bu tür şikayetler yapmaz. Onun sebebi... Yani onun bununla bir alakası yok. Başka. Buradaki şikayetler biraz önce dediğim gibi işte elinde kuvvetsizlik olur, emboli atar, baş dönmesi olur, göz kararması olur gibi beyinle ilgili. Yani burada belki boyun fıtığı vardır, belki stres, psikoloji yani bir sürü nedene bağlı olarak buradaki şikayetler olabilir ama buradan karotislerle ilgili bu tür şikayetler olmaz. Bir Doppler çekmek lazım. Ona bakmak lazım. Geçmiş daha da olmasa beyin kan akımını ölçen metotlarımız var. Onlarla şey yapılabilir. Muğla'dan bir telefonumuz var. Alo. Alo. Ha, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Mehmet Bey alalım efendim sorunuzu. Sorum şu, ben 67 yaşındayım. Geçtiğimiz Aralık ayında anjiyo oldu. Bir damarım açıldı, bir damarıma stent takıldı. Tansiyon ve kalp kan sulandırıcı haplar kullanıyorum. Mart ayında da endoskop ve kolonoskopi olmam gerekiyor. Bunu dahiliye ve kardiyoloğum önerdi. Ama bir başka kardiyoloğum da kesinlikle olma dedi. Bu hapları kesmen gerekecek dedi. Bir 15 gün sonra endoskop ve kolonoskopi olmam gerekir mi gerekmez mi tereddütte kaldım. Anladım. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun diliyoruz. Buyurun. Şimdi hastalara kardiyologlar balon stent işlemi yaptıktan sonra bir takım kan sulandırıcı, yani bir de orada tromboz olmasın diye bir iki tane kan sulandırıcı, onların ismini telaffuz edemiyoruz ama hastalarımızın hepsi biliyor. Kullanıyoruz. Şimdi biz de ameliyattan sonra özellikle mesela ben çok kapak ameliyatı yapıyorum. Hemen hemen her gün. Şimdi ne yapıyoruz? Kan sulandırıcı ilaç. Bizim de kullandığımız bir ilaç var. Ama bu ilacı kullanan hastalar diş hekimine gidemez, ameliyat olamaz diye bir şey yok. Bizim bir protokolümüz var. Eğer bizde kapak replasmanı yapılmış başka bir cerrahi müdahale gerekiyorsa biz onu 5 gün önceden kan sulandırıcımızı kesiyoruz. O uzun süre tabii. Ve onun yerine daha kısa etkili heparin dediğimiz kan sulandırıcılarla o süreci tamamlıyoruz. Hasta gidiyor, ameliyatını oluyor. Kanama süreci genel cerrahide ve herhangi bir bölümde bittikten sonra doktorla konuşuyoruz. Tamam diyor, süreç bitti. Kanama ihtimali yoktur. Biz tekrar kendi protokolümüze dönüyoruz. Yani bu hastamızın yapması gereken düşük moleküllü bir heparinle sabah akşam cilt altına iğne yaptıracak. Yani onu doktoru bilir zaten. Ve normal ameliyatı olması gerekiyor. Olayım mı olmayayım mı? Yani bu keyiften ameliyat olunmaz ki. Yani bunun indikasyonu varsa, hayati önem arz eden bir şeyse, ama ameliyat olmaman gerekiyorsa olma tabii ki. Olmanız gerekiyorsa bu ona engel bir durum değil. Bunu ameliyat yapacak hekiminizle konuşacaksınız. Yani bu ameliyat olsam ne olur, olmasam ne olur? Ama elzemse ne yapacaksınız? Kardiyoloğunuza gideceksiniz. Şu ilaçları düzenler misiniz? Dedikten sonra bir ilaç değişikliğiyle ameliyatınızda olacaksınız. Bu önemli bir şey aslında bu. Evet, çok önemli. Sefer Bey hattımızda, İzmir'den arıyor bizi. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, ben doktor ve öncelikle kolay gelsin programlar. Ben iki damarım değişti benim. Bazen biraz yüksek sesle konuşur musunuz rica etsem? İki damarım değişti. Evet. Bypass oldum. İki damarım değişti. Sol tarafımda bazen ağrı oluyor. Memenin olduğu kısımda. Evet. Yürüyüşlerimde falan bir sıkıntı çekmiyorum. Normal yürüyüşlerimi yapıyorum. Mesela şınav çekmek istiyorum. Çekebilir miyim doktor bey? Eder mi? Ne çekmek istiyor? Kan sulandırıcıyı ameliyat olduğunuz ne kadar oldu? 2 yıl oldu doktorlar. Anladım. Tabii ki geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yanıtlayalım efendim. Teşekkür ederim. Doktoru tabii daha net cevap verebilir ama ameliyattan sonra, bypass ameliyatı olduktan sonra şınav çekmeye engel bir durum yoktur. Bu sol taraftaki ağrılarım, uyuşmalarım oluyor diyor. Normalde bu göğüs damarı, meme damarını çıkartıyoruz göğüs kafesinin altından. Bu damar en az ateroskleroz, damar sertliğinin geliştiği damar. Bunu kalbin sol ana damarına bağlıyoruz. En önemli damarı bunu bağlıyoruz. Bu çok önemli ve hayat kurtarıcı. Çünkü bu damarın tıkanma ihtimali ne dedim? 10 yıl sonra bile %1. Eğer iyi bir reparasyon, hazırlama ve dikme de önemli. Çünkü milimetrik damarları birbirine dikiyorsunuz. Ama bu damarı aldığımız bölgede ağrı, uyuşma, karıncalanma, keçelenme olabilir sol tarafta. Bunlar da 2-3 ayda, 4 ayda geçiyor. Onun dışında bu kemik zaten 3 ayda tamamen kaynıyor, yüzme. 2 sene geçtiğini söylüyor. Tabii her türlü, eğer kalple ilgili bir sıkıntı yoksa her türlü egzersizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun diliyoruz. Evet hocam, devam edelim biz. Şimdi telefonumuz varmış, tekrar izninizle hocam. Telefonlara cevap verelim. Bugün konuşmayalım Adnan biz. Bey, alalım efendim sorunuzu. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hocam ben yaklaşık 10 sene önce 4 damardan bypass oldum. Geçmiş olsun. Yaklaşık, çok teşekkür ederim. Ameliyattan 2 sene sonra aritmi başladı. Bunun üzerine hastaneye yattım. 24 saat içinde 2 sefer şok yapıldı. Ama aritmi maalesef düzelmedi. Bir daha aritmi yapma imkanı, şok tedavisi yapma imkanı var mı? Bunu merak ediyorum. Evet. Peki kalp atım sayınız kaç oluyor? Kalp atım sayınız kaç oluyor? Vallahi yaklaşık 100-110 civarına çıkıyor. 100-110 civarına çıkıyor. Evet. Peki onu azaltıcı, bloke edici ilaçlar kullanıyorsunuz değil mi? Tabii ki, tabii ki kullanıyorum. Çok geçmiş olsun. Sorunuzu cevaplandırayım. Ha. Tansiyonunuz var mı peki? Tansiyon hastalığım da var. Onu da kontrol altında tutuyorum. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Şimdi ritim düzensizliğim gelişti diyor. Ritim düzensizliği muhtemelen atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim düzensizliği vardır. Bu şöyle söyleyeyim. Şimdi kalp kendi içinde belirli bir sinsili içerisinde çalışır. Şurada bir akü vardır. Bu aküden bir uyarı çıkıyor. Bu uyarı önce kalbin üst odalarını uyarıyor. Hı hı. Sonra geliyorlar, burada ortada, üst ve alt kat arasındaki ortada bir merkez var. Bunu da trafo gibi düşün. Burada toplanıyor. Buradan akım iki kola ayrılarak kalbe yayılıyor. Özellikle kapak hastalarında çok sık görürüz. Yüksek tansiyonda da çok sık görülür. Neden? Çünkü duvar kalınlaştığı zaman bu odaların genişlemesine neden oluyor. Bu düzensiz ritmin oluşmasına neden oluyor. Hı hı. Yukarısı çok kasılıyor. Bazen akım aşağı geçmiyor. 140, 150 geçiyor, geçmiyor. Düzensiz bir ritim ortaya çıkıyor. Bunun için bunu kontrol altına almak gerekiyor. Bu ritmi önce düzeltmeye çalışıyoruz. Evet. Şok yapılıyor. Yani bu değişik yerlerden uyarı çıktığı için gelip güçlü bir şeyle bir şok yapıyor. Hı hı. Buradaki başıboş uyarıları baskılıyorsun. Evet. Şöyle düşünün. Şimdi sınıfta çocuklar öğretmeni dinlemiyor. Kargaşa yapıyorlar falan. Evet. Müdür geliyor bir bağırıyor, herkes susuyor. Hı hı. Yani ana odağa akımı veriyor tekrar. Ama bu şoktan sonra eğer buradaki patoloji düzelmese de bu tekrar yükselebiliyor. Hı hı. Yani AF dediğimiz bu bizim ameliyattan sonra da çok sık görüyoruz. Bunlara ritim düzenleyici ilaçlar kullanıyoruz ama şunu gördük ki en son yapılan çalışmalarda kalp ritmini, atım sayısını kontrol altına aldığın zaman normale çevirilen, normale dönenlerle dönmeyenler arasında uzun dönemde yaşam sürgü açısından bir fark yok. Eğer 100'ün altında tutabiliyorsanız bunu, atım sayısını, yani ritminiz düzensiz olsa da çok fazla bir şey yapmanıza gerekmiyor. Yani tekrar öyle bir akım vermeye gerek yok. Bence eğer ama çok yükseliyorsa zaten kronik affediyoruz buna. Yine çakıyor, yine aynı şey oluyor. Bence ilaçlarla, tabii bunu kardiyolog daha iyi bilir. Hı hı. Bu işle ilgilenen ritmonolog dediğimiz kardiyolojinin bir bölümü sırf bu işlerle ilgileniyor. Evet. Hastayı görüyor, bakıyor, bir sürü şey değiştiriyor. Döner mi, dönmez mi? Yani ona o karar verecek ama hasta şunun için hastalar rahatsız olmasın. Eğer kalp sürekli çok çalışıyorsa ne olur? Yorulur. Hı hı. Yani yorulur. Çünkü onun da belirli bir kapasitesi, bir enerjisi var. Onu tüketir. Bunu 100'ün altına düşürmek için kullandığımız beta bloker ilaçlar var. Onlarla aşağı veya antiaritmik ilaçlar var. Onlarla normal seviyeye indirdiğiniz zaman düzensiz olsa da çok fazla problem olmuyor. Son 1-2 dakikamız hocam. Son diyeceklerinizi alabilir miyiz? Son diyecekler. Son soru oluyor. Evet. Son diyeceklerim. Ne yapalım dedi Mustafa sanatçımız, dedi ki işte ne yapmamız gerekiyor. Yine ünlü bir kardiyolog hocamız şöyle der: eğer sağlıklı yaşamak istiyorsanız, uzun yaşamak istiyorsanız ömrünüz damarlarınızın ömrü kadardır der. Hı. Bu bir. İki, bunu uzatmak için ne yapmamız gerekiyor? Bir, LDL dediğimiz lanetli kolesterolünüzü düşük olması gerekiyor. Aslında bir kolesterol başlı başına evet, bir konu olabilir. Çünkü onu ye diyenler var, yemedi. Birisi et diye her şey ye diyor, birisi... Yani aslında kolesterol çok önemli bir konu. Hı hı. Ama LDL dediğimiz kötü huylu kolesterolün düşük olması gerekiyor. İki, nabzınızın düşük olması gerekiyor. Biraz önce sordu ya, işte onu baskılamak. Nabız, kalp atım sayısının düşük olma. İdeali 60'ta 100 arasında olması. Ne kadar şey olursa düşük olması, kilonuzun düşük olması gerekiyor, şekerinizin düşük olması gerekiyor ve tansiyonunuzun düşük olması gerekiyor. Evet. Bütün bunlar düşük olmasını istiyorsanız, bütün bunları düşük tutmanın düzenli olarak egzersiz yapmak, sağlıklı, organik Beslenmek, aç kalmak hatta, öyle çok yemek yemek. Besin maddelerini sekerken bir yiyecek maddesi, besin maddesi orijinalinden ne kadar uzaklaştırıldıysa insan eliyle veya başka bir nedenle sizin sağlığınız için o kadar zararsız hale getiriliyor. Paketlenmiş ürünleri asla yemememiz gerek. Bütün besinleri doğal haline en yakın şekilde kullanmaya gayret göstermeliyiz. Çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hocam teşekkür ederim programımıza konuk olduğunuz için, verdiğiniz değerli bilgiler için. Değerli izleyicilerimiz, sağlık gündeminin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.